Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Bugün sadece Solon adlı coin inceleyeceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar Solon adlı coin'in çok önemli haberleri var. Bunlardan bahsedeceğiz. Ee ve Dikkat etmeniz gerektiğim bir şey var onu da göstereceğim size. Ama ilk başta Bitcoin'in zincir ve temel analizleriyle başlamak istiyorum. İlk başta baktığım zaman arkadaşlar terminale e, Sol adlı coin'in çok hızlı şekilde toparlandığını görebiliriz. Bununla alakalı Shant Monukyon hep çoğunuz biliyorsunuzdur. Shant Monukyon şundan bahsetmişti. Özellikle bu yükselişte altyapısı olan coin'lerin yükseleceğini, e, altyapısı olmayan coin'lerin birazcık daha zorlanacağını söylemişti. Ve bakarsak Solana adlı coin'in siz de buradan görüyorsunuz. Daha hızlı bir şekilde toparladığını, daha hızlı bir şekilde topladığını görebiliriz. E, bu da tabii ki olumlu. Bitcoin'in terminal listesine baktığımız anda da e, birazcık çok devasa bir bir iş olmasa da birazcık ayı olduğunu görebiliriz. E, ancak bu sizi korkma, korkutmasın birazcık tepki e, Şurada bir dirençle karşılaştık ve bu direnci aşamadık tepki e, Bu sizi korkutmasın zaten oralara geleceğiz ama şimdi terminale bakmak istiyorum. Terminale baktığımız zaman, ayı da olmasa aslında bir nevi iyi. E, çünkü ne zaman aşırı ayı olursa ya da ne zaman aşırı boğa olursa e, fark edin ki piyasa oradan birazcık dönüş yapmaya başlıyor. Geçtik hemen tarımıyla. Korku ve Açgözlük Endeksimiz vardı. Dün 11'i görmüştü. 11 o korona düşüşünden bu yana yaşadığımız en düşük seviyeydi. Bu sebepten biz burayı dip olarak değerlendirmiştik. Ve gerçekten de dün bakarsak dip olarak çalıştığını görebiliriz bu seviyelerin. E, buralardan zaten alım yaptığımızı da söylemiştim. E, baktığımız zaman hala ekstrem fil. Yani hala aşırı bir korkunun olduğunu görebiliriz. 19 seviyelerinde hala bu endeks. E, bu da aslında piyasa için birazcık daha olumlu. Geçtim. Şimdi arkadaşlar bir verimiz daha var. Janya'nın bir verisi. Bu şundan bahsetmiş. Özellikle bu dibi güçlü bir şekilde satın al alın alındığından evet bu dibin güçlü bir şekilde satın alındığından ve bu sebepten buranın aslında gerçekten dip olabileceğini yani fake yani bu yükselişin ülkede sıçraması olmadığından bahsetmiş birazcık. Olabilir. Ben de katılıyorum. Gelelim şöyle. Diğer bir verimiz var. Bu Twitter sayfası arkadaşlar. Balinaların hareketlerini gösteriyor bize. Ve bakarsak 62 milyon adet Tether'in Binance aktarıldığından bahsetmiş. Ve 62 milyon adet Tether'in Binance aktarılması bize şunu gösteriyor. Yani bu insanlar Tether'e bunu aktarıyorsa ya altcoin ya da bitcoin satın alacaklar. Ee, bu da tabii ki Solon adlı coin için ve Binance, e, bitcoin için tabii ki olumlu olacaktır. Bunu da geçiyorum. Ayrıca Whale Art'ın bir verisi daha var. E, şundan bahsetmiş Whale. 71.897.471 adet USDC'nin ki USDC diye okunan Türkçesi aslında bu arkadaşlar USD coin diye geçiyor onu söyleyeyim USD coin'e bakarsak arkadaşlar şunu görebiliyoruz bu kadar ciddi coin basılıyorsa eğer bakarsak minted yani bu kadar ciddi coin basılmış ve bu kadar ciddi coin basılıyorsa demek ki biz şunu anlayabiliriz hala piyasada talep var. E bu da tabii ki altcoin'ler ve bitcoin için olumlu olacaktır. Gelelim Solana'nın bomba haberine. Solana'nın bomba haberi şu arkadaşlar. Coinbase Pro Solana'yı listeleyeceğini duyurdu. Coinbase bildiğiniz şekilde dünyanın en büyük borsalarından bir tanesi. Binance yarışıyor. Ve Solana adlı coin'i inceleyeceğini söylemişti. E biz bundan daha önce de bir kere Solana videosu çekmiştik. Ve Solana'nın ciddi altyapıya sahip olduğunu söylemiştik. Listeleme arkadaşlar 24 Mayıs'ta Türkiye saatiyle 19'da. Yani saat 7'de yapılacakmış akşam 7'de. E bu tabii ki olumlu olacaktır. Ama dikkat etmeyin gereken yerde burası arkadaşlar. Solona adlı coin'e bakarsak bakın listeleme olumlu duruyor ve listeleme bakarsak 24 Mayıs saat 7'de olacak. Arkadaşlar şuna eminim 24 Mayıs saat Türkiye saatiyle söylüyorum. 5 gibi falan Solona'da bir yükseliş göreceğiz ancak tam listeleme olduğu zaman hatta saat 18 gibi bir düşüş gerçekleşecek. Bunlardan biliyorum. Şuraya bakabiliriz arkadaşlar. Önceden Coinbase Atomu yani Kozmoz'u listelediği zaman bakın bir sene önce 17 Ocak 2020'de listelemiş ve biz gelelim buradan sizle birlikte. 17 Ocak 2021'de 2020'de pardon Kozmoz adlı coin'in neler yaptığına bakın. 17 Ocak 2020 geliyorum şöyle. Bakın gelelim birlikte gidelim oraya. Bir günlüğe de alalım şu grafiğimizi. 17 Ocak 2020. Evet. Bakarsak arkadaşlar 17 Ocak 2020'nin şurası olduğunu görebiliriz. Evet bakın tam burası. Tam şu mum oluyor. Ve bakarsak tam listeleme olduğu zaman fiyatta düşüş başlıyor. Bu her zaman klasik bir şey arkadaşlar. Haberin gününü yani haberi satın al ama haber günü geldiği zaman sat. Neden? Herkes yüklenecek Banyaları indiki malı boşaltacak. Biz de bunu duyabiliriz. E, ve bakarsak 24 Mayıs'ta olacaksa ki bakıyorum bugün arkadaşlar saat 20 gün 21 Mayıs yani 3 gün sonra bir listeleme olacak. E, bu 3 gün boyunca bir yükseliş görebiliriz. Solana'da bu sebepten aslında haberi satın alabilirsiniz. Ancak 24 Mayıs'ta saat Türkiye saatiyle 7'ye yaklaşırken Elimizden malı çıkartmak gerekebilir hatta saat 18.00'da Elimizden malı çıkartmak gerekebilir çünkü ben güçlü bir düşüş olacağını zannediyorum Ve elimizdeki tek veri yani atom değil sadece kozmoz değil Aynı şekilde Tezos'a bakalım mesela ee, Tezos adlı coinimiz 9 Ağustos 2019'da listelenmiş ee, Gelin buradan Tezos'a mesela 9 Ağustos 2019'da neler yaptığına bir bakalım isterseniz hep birlikte ee, Şuradan gelelim Bitfinex'i açalım 9 Ağustos Evet 9 Ağustos 2019 doğru Bakalım şuradan 9 Ağustos Evet Tam şurası oluyor arkadaşlar. Bakın tam şumum. 9 Ağustos 2019 ve bakarsak tam listeleme haberi geldikten sonra özellikle Tezos'ta ciddi bir düşüş yaşanıyor. Ki bu düşüşün boyutuna bakarsak şöyle fiyat aralığı diyelim. Bakarsak arkadaşlar %35'lik bir düşüş olduğunu görebiliriz. Neden? insanlar bir anda alım yapmaya başlıyor. Ebonilalar insanların eline bu malı veriyor ve kaçıyor. Olan bu. Bu sebepten Solana listelendiği zaman yani Solana'nın listelendiği saatten sonra 24 Mayıs 2 saat 19'da bir düşüş gerçekleşebilir. Hatta 18 gibi de bir düşüş gerçekleşebilir. Bunun için sizi uyarıyorum. Evet bu haber olum haber satın alınabilir. Doğru ama dikkat etmekte fayda var. Ee, zaten bakarsak arkadaşlar özellikle Bitcoin boğalar bu aralar e, havanın olumlu, olumlu olduğunu görebiliriz. Ancak e, bu listeleme haberiyle birlikte tekrardan bir düşüş yaşanabilir. Onu söylemek istedim. Solona için bahsediyorum. Solona'dan bahsediyorum. Peki Bitcoin'i teknik analizine bakalım. Ardından Solana'yı bir değerlendiririz. Bitcoin'de peki ne oluyor? Arkadaşlar Bitcoin'de bakarsak şimdi bizim değerlendirmemiz gereken bir şey var. Yukarıdan gelen bir direncimiz vardı. Üstten gelen bakın bir kere şurada temas ettik. Bir daha burada. Tekrardan şurada da temas ettik ve buraları aşamadık. Tekrardan tepki yedik. Yani aslında pek panik yapacak bir şey yok. Bunu söyleyebilirim. Tepki yedik ve düşüyoruz. Peki bakalım yani tarih aralıkları değişiyor mu diye çarptığımız yerden bu yana. Bakarsak ilk vuruşumuz arkadaşlar 25 gün yani 25 çubuktan sonra yapmışız. Peki ikinci vuruşumuzu ne zaman yaptık diye bakıyorum. 28 çubuk oluyor. Yani ne olmuş arkadaşlar? Her vurduğumuz an... E aradaki süre zarfı artmış. Bu da aslında şunu gösteriyor. Yani bu direnç acaba aşılamayacak mı diye düşündürtüyor beni. Çünkü ne zaman süreler artıyorsa aradaki süreler o zaman piyasanın yani burayı aşması zorlaşıyor. Ne zaman kısalıyorsa, kısalıyorsa da o zaman kolaylaşıyor. Ee, bu tabii ki olumsuz bir veri. Ancak şuna, şuna da bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Özellikle günlük grafikte aşırı bir shortlayan insan var. Bakın ciddi bir shortlayan insan var. Ve biz şunu biliyoruz. Ne zaman piyasa shortlarsa ne zaman insanlar shortlarsa o zaman fiyat yükseliyor. Bununla alakalı ben binlerce örnek göstermiştim. Bakarsak şurada başlıyor ve short diyor. Shortlayan var artıyor. Burada başlıyor shortlayan artıyor. Burada var shortlayan artıyor. E bakarsak şurada devasa bir shortlayan var. Ve en son bu kadar devasa bir shortlayan insan olduğu zaman gelin o zamana bakalım bir. Evet bakarsak en son şurada o kadar devasa bir shortlayan var. Ki bu shortlayan sayısı... iki gündür yapılıyor. Bir kere olmuş bu 13 Mart'ta ki korona zamanı diye biliyorum. Bakarsak arkadaşlar shortlayan devasa bir fiyata bakarsak ciddi bir pump yiyor bu olaydan sonra. Tekrardan zirvelere 10 bin dolarlara koşan bir bitcoin görüyoruz. Bu sebepten bitcoin de bu kadar shortlayan insan olması bana güven veriyor. Ve ben şunu düşünüyorum. Ben hiçbir zaman dipleri bulabilecek. Bir dakika şunları temizleyelim. Ben kendimin dipleri bulabilecek kadar iyi bir trader olduğunu düşünmüyorum. Ki bu aynı lafı Şantman'ı kendi etti. Ki kendisine de katılıyorum. İyi bir takipçisiyim de. Onunla da tanışmak isterim orası ayrı bir konu. Ama şunu da düşünelim. Bakın biz hiçbir zaman dipleri vuramayacağız. Çünkü biz bir balina değiliz. Ve ben de kendimin bu kadar iyi bir trader olduğunu düşünmüyorum. yani ben hiçbir zaman bence dipleri vuramayacağım. Bu sebepten arkadaşlar buranın ben dipler olduğunu düşünüyorum. Ve yakın zamanda bakın çok uzak bir zamandan bahsetmiyorum. Yakın zamanda Bitcoin'in dirençlerini aşıp tekrar yukarılara uzun süre denediğimiz 58 bin dolarlara orayı da aşmamız durumunda 70 bin dolarlara gideceğini düşünüyorum. Bu kadar shortlayan insan olması bana güven veriyor. Tekrar ediyorum bu kadar insanın patlayacağını düşünüyorum ben. Hepsinin teker teker patlatılacağını düşünüyorum ve bu sebepten yukarı gideceğini düşünüyorum piyasanın. E, elimdeki veriler sadece bunlar değil. Bakarsak demaların da arasının açıldığını görebiliriz. E, demaların arasında ne zaman açılsa piyasa dönüyor. Biz bunları da biliyoruz. E bu da tabii ki bana güven veriyor. Yani baktığımızda her şey bana güven veriyor. Bu sebepten ben coin topluyorum. Zaten elimde tuttum belli miktar solana vardı. %15 sadece nakitim kaldı. Onun dışında full coin'e bastım parayı. Full yatırdık. Zaten bu düşüşle birlikte özellikle şuralardan bir toplam yaptık. Dot coin'de bir dot toplam yaptık. Telegram grubundakiler bilir. Bu arada Telegram grubuna da arkadaşlar şuradaki katıl tuşundan katılıyorsunuz. Katıl tuşuna basıp şuradan katıl tuşuna basıp orada gerekli üyelikleri yaptıktan sonra bizlerle Instagram'dan iletişime geçerseniz biz sizleri tabii ki de alırız bu gruba. Böyle bir yol yapabiliriz. Böyle bir yol izleyebiliriz. Şimdi tekrar konuya dönüyorum. Tekrar 115 keşte kaldığımı söylemiştim. Ve bu %15 nakiti de arkadaşlar Bitcoin şu direnci aşması durumunda direkt alacağımı söylüyorum. Bakın direkt söylüyorum. Neden? Şu direnci aşması için çok bir yolu kalmamış. %3'lük, %4'lük bir yükseliş kalmış. E bakarsak dominans cephesine. Dominans cephesi arkadaşlar ne kadar birazcık olumsuz gözükse de neden olumsuz gözüküyor olaya da geleceğim. Bakarsak arkadaşlar dibi vurduk ve tekrardan döndük. Ancak biz tekrardan yükseleceksek bile ya burada korelasyon yapacağız. Yani yan gideceğiz. Ya da bakarsak ikili tip şeklinde gideceğiz. Ama onun dışında tekrardan buradan başlayıp böyle bir yükseliş olacağını zannediyoruz netmiyorum. E, bu sebepten birazcık da alt yönlerde duracağımı düşünüyorum. E, Tekrar Bitcoin'e geçebilir. Özellikle ilerleyen günlerde 39.12 aşağı doğru kıramayacaksak alt devri bitebilir. Rally bitebilir. Bunu söylemek istedim. Ama Solana'ya baktığımız zaman Solana alt grafiğine grafiğine Bakarsak 44 seviyenin olduğunu ve piyasada en hızlı toparlanan coinlerden birinin de bu olduğunu söyleyebiliriz. Bakın bunu net gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Ve 4 saatlik grafikte bakarsak özellikle üstümüzdeki Golden Pocket diye adlandırdığımız bölgede sıkıştığını görebiliriz. Bu bölgeyi neden aşamıyor? E tabii ki Bitcoin'deki düşüşle birlikte aşamadı bu bölgeyi. Ancak buna bakarsak bunda da e, shorttan ciddi insanın olduğunu da görebiliriz. İlk defa bu 4 saatlik grafikte birazcık long geldi. Ancak hala günlük grafikte ciddi oranda shorttan insan var. Ve bu sebepten ben bu yukarılara yukarıları da yönlü çıkacağını düşünüyorum. E, bizim bu düşüş olmadan önce bundaki hedefimiz 70-80 dolarlardı. Coinbase'in listeleme haberiyle birlikte ve Bitcoin de gerçekten o direnci kırıp 58 bin lira bir yolculuk yapacaksa bu 3 gün içerisinde belki de bunu 70 dolarlarda göreceğiz. Şu an 43 dolarlarda. E, bu sebepten bundan bir alım yapabilirim. Eğer Bitcoin'in yukarı yöne gideceğini düşünüyorsam ki dediğim şekilde ben Bitcoin'in yukarı yönde kırmasını bekleyeceğim. Zaten çok bir yolu kalmamış. 4 saatlik grafikte baktığım zaman e, zaten coin topladığımdan bahsettim. Dot toplamıştım. Mesela Dot almıştım. E, dot coin'e baktığımız zaman arkadaşlar Dot coin'de 25-26 dolarlarda topladık. E şu an bakarsak 30 dolarlara yakın seyrediyor. Hatta dün 31-32 dolarları gördü. Bakarsak 26 dolar. Yani şuralardan girişimiz var. %12 artı da bu. anca e ancak %15 nakit var. Bu %15 nakitte de bakın tekrar ediyorum. Solon adlı koyunu alacağımı düşünüyorum. eğer Bitcoin burayı kırarsa bu yukarı üstümüzden gelen yeri kırarsa. bir dakika şunu tekrardan şöyle bir alalım. Bakarsak tekrardan. Şuradan. Evet açtık şöyle. Bakarsak tekrar ediyorum bakın üstümüzden gelen direnci açmamız durumunda eğer hacimli bir mum kapanışı olursa ki hacimli mum kapanışı ne demek diyenler var? Hacim şudur arkadaşlar. Bakın bu mesela güçlü bir hacimdir. Bakarsak şu an birazcık hacimin düştüğünü görebiliriz. Ancak güçlü bir hacimle mum kapatırsak ben Solon adlı koyuna giriş yapacağım. Düş söylüyorum %15 elimde nakit var. Bunlarla gireceğim söylüyorum. Daha önceden de Solon koyunu almıştım. Bildiğiniz şekilde 40 dolarlardan 45 dolarlardan aldık ve 55 54 dolarlarda kar satışı yapmıştık bu düşüşten önce. E şimdi tekrar düş oldu. E tekrardan diyorum bakın buraya aşağısı tekrardan giriş yapabilirim. Ancak hacimli bir mum kapanışı beklememiz elbette gerekiyor. E, bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.